Yani sen bir maç seyrediyorsun be arkadaşım. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben herhangi bir kulüp falan tutarak söylemiyorum da. Normal şartlarda Ali Koç'u rüyanda görürsün. Orada Değil mi? görmüşsün. Bir de adama küfür etmişsin. Televizyonda da bir kanalda da yorumları gördüm. Adamın üzerine de saldırıyorsun. Yorumcu, önemli yorumculardan bir tanesi. Ali Şen, yani şimdi Şen diyorum. Ali Koç, ben Ali Koç'u şöyle düşünüyorum kendi kafamda. Çok kaliteli bir adam, iyi bir eğitim almış. Bir şeyler için buraya gelmiş. Bu işle ilgili de olabildiğince, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuçta çıkıp oynayan o değil ki kardeşim. Herkes belli bir bedel alıyor. O gün ben futbol oynadım Beşiktaş'ta. O 76'da falan Beşiktaş'ta top oynadım ben. Oo maşallah abi. Yani futbolcu o gün gününde değilse oynayamaz. Sen gününde değilsen iyi program yapabilir misin? Üzüntün, kafan bir yere takıldıysa. Hani bunu belli etmemeye çalışırsın da. Oyunculuk da böyledir ama gün tutmaz kardeşim. Tutmayabilir yani. Ama sen başkanına niye küfür ediyorsun yani? Hani neden? Yani aslında ne oyuncuna ne teknik direktörüne küfür etmen gerekir. Ama ya şimdi Ali Koç'a küfür etmemen gerekir kardeşim. Yani kesinlikle. O bunu hak etmiyor, anladın? Küfür ne ya? Küfür ne abi? O kadar ucuz mu birisine küfür etmek ya? Ya ana avrat küfür ediyorsun, böyle bir şey var mı ya? Edemezsin yani. Ve kulüp başkanı bir camiaya hitap eden bir insan. Benim anam, avradım, evet, çoluğum, çocuğum en kral kulüpten daha değerli kardeşim. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Ne sen benim anneme, ne aile fertlerime, ne bana, ne ülkeme, kesinlikle, ne vatanıma küfür edemezsin. Tamam mı kardeşim? Kesinlikle. Bravo.